Yavaştan başlayalım o zaman. Öncelikle çizim yaparken, çizime başlamadan önce eliniz ısınsın diye boş karalamalar yapın. Düz çizgi olsun, yuvarlak olsun, rastgele çizgiler de olabilir. Yorumları kapatayım o zaman. Yorumları nasıl kapatıyoruz? Evet. Oldu. Tamam, kapattım yorumu. Ya aslında soru sormak isteyen olabilir. Açık kalsın ya. Yani. Sorun olmaz. Çok engelliyor mu? Engellemiyor sanırım ya. Başlamadan önce boş çizgiler atın. Işığı da yerlerim. Ve şöyle yapalım. Dairesel hareketler. Sonra dikey çizgiler atalım. Elimiz ısınsın. Bazı arkadaşlarımız var. Düz çizgi çizeceği zaman biraz korkarak hareket ediyor. Ya, şu şekilde çizgi yapmaya çalışmaktansa daha düz ve uzun çizgiler atması daha doğru olacak. Eli rahat olsun. Hani sen burada ne kadar çok düz çizmeye çalışırsan titretirsin elini. Ama bu şekilde yaparsan bileğinden değil kolundan güç alırsan daha düz ve daha doğru çizgiler çıkabilir. Düz çizgiler yaptıktan sonra yatay çizgiler de yapın. Çizime başlamadan önce. Eliniz alışsın düz çizgiye, yatay çizgiye. Elinize alıştıktan sonra çizime başlayabilirsiniz artık. Şimdi bir temiz kağıt geçeyim. Bir tane yuvarlak yapalım. Bakın tek bir çizgide yuvarlak yapmıyorum. Hani şunu şöyle gözüküyor mu? Gözüküyor. Şu şekilde çizmeye çalışmıyorum. Bu şekilde çizmeye çalıştığım zaman titrek çizgiler oluyor. Bu şekilde yaptığım zaman bir sürü çizgiler oluyor evet ama daha doğru çizgiyi bulduğumuz zaman zaten onu netleştireceğiz biz. Sonradan fazladan kalan çizgileri silebiliriz zaten. Tekrar bir düzeltelim şöyle küçük bir dokunuşlarla. Daha doğru bir yuvarlağımız oldu. Şimdi ışık gölge mesela ışığımızı buradan verdiğimiz zaman şöyle şuraya şu uç kısımlara teğet geçiyor. Yani ışığımız bu taraf daha parlak, bu taraf daha koyu olacak. Işık gölge aslında bir cisme, çizeceğimiz bir cisme hacim verme için kullandığımız bir yöntem. Şurada gölgesi de buraya düşer. Eğer buradan vermiş olsaydık buradan ışık gelecekti. Bu taraf ışık olacaktı. Burası daha koyu olacaktı. Şimdi şuradaki çizginin kalın olması doğru değil. Neden? Burası zaten ışık alıyor. Hafif baskın olmayan çizgiler olacak burada. Daha silik çizgiler olacak. En fazla ışık alan yer burası çünkü. En koyu çizgi de bu tarafta kalacak. Burası olacak.
Şimdi ışığımızı bu taraftan baz alalım. Işık gölge olmadan çizimler. Teşekkür ederim. Yorumları kapatınca şey olacak ya. Soru soran olabiliyor. Sorusunu göremeyeceğim. Ya şu an engellemiyor sanırım ya. Şu köşede çizdiğim için. Şu tarafa yapacağım zaman da tekrar şu tarafa alırım. Bu şekilde hallederiz. Sıkıntı olmaz. Nerede kalmıştık? Bir cisme, çizeceğimiz cisme. Işık gölge vermeden önce cisim iki boyutlu gözükür bu şekilde. Işık gölge verdikçe cisim boyut kazanır ve hacimlenir. Şimdi biz buraya ışık alacak dedik. Şuradan koyu yapmaya başlayalım. En koyu yer burası zaten. Koyudan açığa doğru gidecek buradan buraya gelene kadar. Yani koyudan açığa dediğim şu en koyu. Sonra çizgi gittikçe açılacak. Yani kaleme baskınlığınız daha az Sen de olacak. çalışıyorsan bu liste tam sana göre. Dua Lipa, yeni albümünden son teklisi Break My Heart. Şu tarzı geçiş yapacağız. Aya Nakamura, Caca. Kuyudan başlayalım. Doja Cat, Soft Beach. Ve çok daha fazlası Hitstop'ta. Şimdi dinle. Aradaki fark göreceksiniz zaten şimdi ışık gölge yaptıktan sonraki hacim kazanmasını. Bu çok harika bir fikir. Sınırsız atlama hakkı, kesintisiz dinleme ve çevrim dışı modla Spotify Premium'a geçmek işten bile değil. İstediğin şarkıyı nerede, ne zaman olursa olsun sınırsızca dinle. Premium'a geçmeye hazır mısın? Daha fazla bilgi edinmek için reklama dur. Şuradaki kalınlığı da alalım. Köşeleri yine ışık almayan yerleri en koyu yapıyorum. Şurası ışık alan yer. Küreyi tonlamak biraz zordur. Yönüne çizgi atmam lazım. Hacim kazanmasının sebebinden bir tanesi de çizgileri yönüne taramam. Tabi sadece çizgilerle değil de tonlamayla da bu yön kazandırabilirsiniz. Yani ben şuradan koyudan açığa geldikçe, buradan yine gelirsem, buradan yine koyudan açığa gelirsem yine bir hacim kazanacak.
Cisimleri genelde bir zemine oturtun. Havada durdukça tam belli olmaz hacim kazandığı. Gölgesini de yapalım. Gölgesi de aynı şekilde koyudan açığa doğru gelecek. Neden? Burası en az ışık alan yer. Şu ışık ışınlarını gösterdim ya size. Şu taraflar ışık almaya başlıyor. Bu tarafa gittikçe daha da koyulaşıyor. Işık alamadığı için. Çizikleri silelim. Işığın nereden aldığını kolaylıkla görebiliyoruz, değil mi? Şimdi şuradaki yaptığım daireyi bu. Şu arasındaki fark gördünüz mü? Tonlama yaptıkça resim daha da güzelleşir. Daha da hacim kazanır. O yüzden tonlamalara biraz daha dikkat edin. Tonlama yaparken. Ne kadar detaylı çalışırsanız o kadar güzel çıkar. Ben şimdi size burada hızlı göstermeye çalıştığım için çok çok iyi çıkmıyor. Olabildiğince iyi çıkarmaya çalışıyorum. Bir tane koni deneyelim mesela. Şöyle birazcık yana alayım. Bakın şimdi size bir detay göstereceğim. Koninin altını yuvarlak yapacağız, değil mi? Koninin altını sadece direkt böyle yuvarlak yapmıyoruz. Diğer tarafını da çizeceğiz. Neden? Eğer bu şekilde yaparsam ben, bu şekilde. Aynısını çevirdiğimde bu tarafa, burası sivri olmuş olacak. Ama şöyle silip de düzelteyim. Yapacağım tabanı bütün halde çizersem. Sonra zaten şu arkadaki görünmeyen kısmı sileceğiz. Zaten görünmüyor. Daha doğru bir dönüşle. Sivri yapmışım. Daha doğru bir dönüşle çizmiş oluyoruz. Şu fazla çizgileri silebiliriz yine. Yine gördüğünüz gibi düz çizgi çizerken tek bir çizgi yapmaya çalışmadım. Bir sürü çizgi çizdikten sonra doğru çizgiyi buluyoruz zaten. Onu netleştiriyoruz. Bunda ışığı nereden verelim? Bunda ışığı, bunu bu taraftan verdik. Yukarıdan verelim mi? Bunu da yukarıdan verelim. Buradan verdiğimizde bu taraf en parlak, aşağı gittikçe koyulaşır. Işık alan yerler daha da azalır. Yukarı gittikçe daha da ışık almaya başlar. Tonlayalım. Işığı buradan verdik. Bu şekilde. Işığı buradan verdik. Gölge bu sefer çok küçük kalacak. Şu kadar bir şey görünse yeter.
Yine alttaki çizgiler daha koyu. Zemine değen çizgiler daha da koyu. Çünkü en karanlık yerler orası. Hiç ışık almayan yerler orası. Şuna elim biraz değmiş olacak ama gördün zaten onu. Biraz orası kirlenecek. Yuvarlakla vermek için koyudan açığa gidiyorum, tekrar koyuya gideceğim. Harika şey içeren tek bir harika pakettir. Spotify Premium ile harika özelliklere sahip olursun. Sınırsız atlama hakkı, isteğine göre çalma, çevrim dışı mod, olağanüstü ses kalitesi, neredeyse her cihaza bağlanma ve kesintisiz müzik. Daha fazla bilgi edinmek için reklam alın. Gölgesini isteyin. Zeminde olduğu belli olsun. Şu gölgeyi yaptıktan sonra arkaya harika bir şeyden daha iyi sadece olan nedir? Görünsün diye bir zemin bırakırsanız şu şekilde daha da iyi oturdu gözükür. Bunu da aynı şekilde zaten. Arka tarafından hiçbir şekilde bir zemin bırakırsak masada ya da herhangi bir yerde durduğu gibi öyle bir görüntü verirsin. Yukarıdan geldiği gayet iyi bir şekilde belli oluyor sanırım. Bir de küp çizelim mi? Şu köşede bir tane de küp çizelim. Daha da iyi kavrarsınız. Bakın şununla şu aynı paralellikte. Bu yaptığım çizgi bu aynı düzlemde. Bunlar aynı düzlem. Üçü. Arkadakini çizmeye gerek duymuyorum şu an. Yine görünsün. Arkadakini de çizelim. Sonradan net isteyeceğiz zaten. Bu çizgiyle alttaki taban çizgisi aynı düzlemde. Şurada çizdiğim yatay, şuna şu olan paralel, yine bununla bu paralel. Küpümüz çıktı ortaya. Ne yapacağız? Sadece bunu netleştirmesi kaldı. Bunu da şöyle net çizgilerle
Aslında bu çift kaçışlı bir perspektif. Perspektifi de daha sonra anlatacağım. Tek kaçışlılar var. Tek kaçışlı dediğim, yüzeysel olarak bir geçeyim şuradan. Dursun yine aklınızda. Tek kaçışlı perspektif dediğim, tek bir nokta belirliyoruz. Bunun geldiği ışınlar sayesinde yol mu çizeceğiz? Çizelim. Mesela şu kaldırımın çizgisi olsun. Burada yolumuz olsun. Şuraya da bir tane kaldırım çizelim. Perspektif. Bir yandan söyleyeyim ben size. Cisimlerin gittikçe bizden uzaklaştıkça küçülmesi demek oluyor. Burada mesela bir tane yuvarlak çizelim şuraya. Bize geldikçe daha da büyüyecek. Derinlik algısı yani. Bunda mesela tek kaçışlı da derinlik algısı bu şekilde veriliyor. Çift kaçışlı da bir tane noktamız değil, iki tane noktamız oluyor. Küpte yaptığım gibi iki tane nokta belirliyoruz. Genelde göz yüzü aslında oluyor. Bunların ne çizelim? Bir ev çizelim. Geçtiği doğrular. Şurada evimizin burası ne oldu? Köşesi. Yani iki tarafı görebilmemizi sağlayan perspektif, çift kaçışlı perspektif. Burada mesela bir yan yüzünü görüyoruz. Bir de diğer yanını görüyoruz. Yine şurada paralel demiştim ya. Buradaki paralelliği alıyoruz tekrar. Ön yüzünü göreceğimiz için zaten. Ön yüzü için önemli olan bunlar. Basit bir ev. Hani yine değişik tarzda, değişik mimaride bir evler oluyor. Onlar da yine hani bu şekilde yapıyorlar. En basit hali bu. Çift kaçışlı dediğimiz. Bir de üç kaçışlı var. Üç kaçışlı da gökdelenlerde genelde kullanılıyor. Hem alttan hem yanlardan çift şekilde gördüğümüzü çiziyoruz. Ya mesela şuradan yaptığımızda bir tane minare var diyelim buradan. Şey gökdelen var diyelim. Hem alttan görmüş oluyoruz hem de diğer yanlarını görmüş oluyoruz. Yukarıya da görmüş oluyoruz ama. Bunu gösteren bir perspektif. Biz yine küpümüze geçelim. Perspektifi yüzeysel olarak söyledikten sonra. Tekrar ayrıntılı bir şekilde zaten size göstereceğim. Görsellerle de göstereceğim. Bir sonraki derste. Burada mesela ışığımız nereden gelsin? Yukarıdan yaptık. Sağdan yaptık. Bir de soldan verelim. Şöyle fazla çizgileri silelim. Küpümüz ortaya çıksın. Işığımızı bu sefer yandan verelim mi? Ya da alttan verelim. Niye hep üst taraftan veriyoruz ki? Buradan verdiğimizde bakın şu köşeye kadar ışık alıyor. Şu köşede ışık alıyor. Yani iki yüzey ışık alıyor. Üst taraf ışık almadığı için gölgede kalıyor. Bunun arka tarafı da aynı şekilde gölgede kalıyor. Yapalım. Yine buraya yaklaştıkça ışığı almaya başlayacak. O yüzden koyudan açığa geleceğim tekrardan.
Burası ışık aldığı için bayağı bir parlak kalacak. Yine tamamen beyaz bir şekilde bırakmıyoruz. Buralar koyu. En köşeye gittikçe koyulaşır. Işığa geldikçe çizgimi yumuşatıyorum. Işıktan fazla gözükmüyor. Ben biraz daha koyulaştıracağım. Sizin görebilmeniz için. Daha iyi gözüktü sanırım. Diğer taraftan da buradan ışık verdiğimiz için buralar ışık, buralar koyu. Yine koyudan açığa geleceğim. Işık alıyor. Yüzden çizgileri yumuşak olacak. Köşeye gittikçe netleşiyor. Koyulaşıyor. Bir de gölgesini yapalım. Işık aldığı için şuradan geçemiyor. Bir de şey diyeceğim. Gölge yaptığınız zaman mesela bazı kişiler gölgeyi keskin bir hatla bırakıyor. O şekilde bırakmayın. Gölgeyi genelde koyu mu koyu olsun. Ama gittikçe orada silikleşsin. Çünkü gölgenin net bir çizgisi olmaz. Bir sonraki derste buradan evet. Yarın mesela yal boya için bir ders vereceğim. Aynı bir saatte. Aynı 3'te başlayacak. Yine yarım saat 45 dakika falan sürer. Şöyle üçünü de aynı anda göstereyim size. Işık gölge. Gördüğünüz gibi cisimleri hacimlendirmeye, daha da dolgun